65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 65 yaş altındaki bazı engellileri ve diyaliz ya da böbrek nakli gerektiren böbrek yetmezliği hastalarını kapsayan Federal Sağlık Sigortası Programı Medicare reçeteyle satılan 10 ilacın fiyatını düşürmek için ilaç firmalarıyla pazarlık masasına oturacak. Yeni müzakere sürecine katılmayı reddeden ilaç firmalarına da yüksek vergi uygulaması getirilecek. Peki bu neden önemli? Amerika reçeteli ilaçlara en fazla para ödenen ülkelerden biri. Biz de bugün yayınımızda Viyo Türkçe ekibinden Mehmet Toroğlu ile konuşacağız. Mehmet e, şimdi Kısa süre önce Biden'ın kameralar karşısına geçmesi ve bu konuda açıklama yapması bekleniyordu. Biden'ın seçim sürecinden beri, başkan adayı olduğunu açıkladığından beri en önemli verdiği konulardan biri aslında Amerika'nın kanayan yarası, sağlık hizmetleri, ilaç fiyatlarının çok çok yüksek olması. Ve Biden son olarak Mart ayında bir açıklama yapmıştı. Amerika reçeteli ilaçlara dünyada en fazla para ödenen ülke dedi. Bu neyi kapsıyor? Hangi ilaçları kapsıyor? Biden yönetimi ne yapmaya çalışıyor bu pazarlıkla? Evet senin de dediğin gibi hem Başkan Biden hem genel anlamda hani demokratlar diyebiliriz. Ee, bu konuya çok önem veriyor. Ee, zaten önemli seçim vaatlerinden seçim kampanyası dönemindeki vaatlerinden de biriydi bu. Ee, çok önemli bir gelişme bu Amerika'da. Ee, dediğin gibi çok tartışılan bir konu. Ee, Medicare. Ee, Medicare önce ne onu diyelim. Amerika'da 65 yaş ve üzerindeki işte vatandaşlar 65 yaş altındaki bazı engelleri diyaliz ya da böbrek nakli gerektiren böbrek yetmezliği hastalarını kapsayan ve sağlık sigortası programı bundan önce yasalar gereği Medicare'in reçeteli ilaç programı ilaç firmalarıyla fiyat fiyatları üzerinde pazarlık yapması yasak Yasaklı, yasaklıyordu yasalar ama geçen sene Biden yönetiminin geçirdiği demokratların desteğiyle geçirdiği kongrede geçirdiği bir yasa enflasyon düşürme yasasıyla böyle bir müzakere sürecine girmenin önü açıldı İşte bugün açıklanan adımda bu yani Medicare ilk kez Amerikan tarihinde ilaç firmalarıyla fiyat müzakeresi yapacak. Medicare'den Amerika'da 66 milyon vatandaş faydalanıyor. Biden 65 yaş üzeri 9 milyon Amerikalının Reçeteli bazı ilaçlar için yılda 6.497 dolar kadar ödeme yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bugünkü listeye alınan ilaçlarda 10 tane, 10 tane ilaç alındı. Bunlar hangi ilaçlar? Evet, Hayati ilaç... ilaçlar değil evet, mi? Evet, evet. En çok işte en çok hastalıkları en çok görülen Karp, hastalıklar, en çok gibi. üzerinde harcama yapılan Hı. ilaçlar bunlar. Ve ilaç firmaları için en çok gelir getiren ilaçlar bunlar. İşte neler var? Mesela Mörkün şeker hastalığı ilacı Canuvia var. Kan sulandırıcı ilaçları var. Likuis ve Sarelto, kalp yetmezliği ilacı, Entresto var, Novartis'in geliştirdiği, Romatizma var, şeker hastalığı ilacı var, artrit ilacı, artrit hastalığı ilacı. Bunun gibi Amerikan günlük hayatta hani duyduğumuz, gördüğümüz, tanıklık ettiğimiz çok en yaygın hastalıklara ilaçlar bunlar. Şimdi müzakereler yoluyla yeni fiyatlar verilecek ve bu fiyatlar 2026 yılından itibaren de geçerli olmaya başlayacak. Hedeflenen bu, hükümetin hedeflediği bu tabii ki mahkeme süreci olabilir, davalar olabilir. Yani engelleyici bir takım süreci uzatıcı, geciktirici bir takım gelişmeler olabilir ama Medicare programı 2030 bu programla 2031 yılına kadar ilaç fiyatlarında yapılacak indirimlerden 100, yılda 25 milyar dolar tasarruf etmeyi planlıyor. Amerikan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi CMS 1 Haziran 2022 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında işte bu listede saydığımız 10 ilaca 50 milyar 500 milyon milyon dolar e, harcamış şimdi bunun sadece bu 50 milyar dedik, sadece 16 milyara e, sulandırıcı ilacı ise e, gitmiş. Yani bunlar tabii çok yüksek miktarlar. Olmaz yüksek Evet var, değil evet. Değil yani Medicare'in reçeteli ilaç programını da 52 milyondan fazla ambary kul kullanıyor. Yani bunu da düşündüğünüzde e, bu ilaçların fiyatlarında tabii müzakereler yapılıyor, yoluyla yapılacak indirimler e, çok önemli ciddi oranda e, tasarruflar. Yani CM'sin e, bütçesinde de önemli bir e, rahatlama getirecek, hükümeti de tabii bu anlamda rahatlatan bir adım olacak ve şeker hastalığı, obezite gibi hastalıkların ilaçlarını, Amerikalıların karşılamasını da kolaylaştıracak ve bu müzakerelerde aynı zamanda ilaçların katalog fiyatı üzerinden %25 düzeyinde indirim sağlanması düşünülüyor, hedefleniyor ama hatta Amerikan hükümeti bunun da üzerine çıkmak, daha da büyük indirimler sağlamak peşinde ki dediğimiz gibi Biden da bu anlamda çok güçlü ifadeler kullandı, buna ne kadar önem verdiği konusunda çok sayıda Amerikalı için bir ilacın maliyeti. Hayatla ölüm, onurlu bir hayatla, işte başkalarına bağımlılık, umutla korku arasındaki fark demek. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin maliyetini düşürmek için çabalarımıza, mücadeleye devam edeceğiz. Bu işi bitirene kadar da durmayacağız dedi. Ama tabii bu noktada itirazlar da var. Onları da konuşuruz. Evet. Biraz burada evet. aslında parantez evet. açıp Amerika'nın sağlık sistemine değinmekte fayda evet. var Mehmet. Normal şartlarda senin bahsettiğin 65 yaş üstü ya da işte engelli olup ya da bir kronik hastalığı olmayan kimseye devletin desteklediği bir sağlık sigortası yani kamu hastanelerince verilen bir hizmet yok. Ve sadece bu gruba verdiği hizmetle ilgili bile çok ciddi bir bütçe açığını azaltma, hı hı. 159 milyarlık bir bütçe açığını azaltma sözü veriyor. Bu pazarlık yapılırsa yani devletin kaynaklarıyla ödeniyor bu kesime yapılan ilaç katkı payları diyelim. Çok yüksek çünkü fiyatlar hı hı. nasıl olacak bu? Biraz anlatır mısın yani biraz hem Amerika sağlık sistemini de bize izleyicilerimizi anlatarak hı hı. nasıl olduğunu, fiyatların neden nasıl fiyatlar olabildiğini örnekler vererek. Evet şimdi Amerika'daki en büyük sorun ilaç fiyatlarını belirlemede inisiyatif ilaç büyük oranda ilaç firmalarının elinde. Bu da tabi firmaların bu sistemi bir anlamda bir suistimal edebilmesinin önünü açıyor. Dolayısıyla yani bu hastalar bu ilaçlar olmadan yaşayamazlar. Dolayısıyla bu ilaçlara bağımlı durumdalar. Dolayısıyla bir kontrol bir denetim mekanizmasının eksikliği bu anlamda bu sistemin suistimal edilmesine yol açabiliyor. Ve cumhuriyetçiler de bunu anlamda özellikle ilaç firmaları da bu anlamda tabi ciddi itirazlarda bulunuyorlar. Amerika e, serbest piyasa ekonomisinin en güçlü uygulandığı ülkelerin başında geliyor ve devletin bu sürece serbest piyasaya herhangi bir müdahalesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu noktasında cumhuriyetçilerin itirazları var. İlaç şirketlerinin de bu yeni adımlara itirazları var. Yani Biden yönetiminin listesindeki ilaçların çoğuna zaten özel piyasa, pazarlıkları yoluyla büyük indirimler sağlandığını söylüyor bu farmakoloji sektörü lobisi. Hükümetin adı da fiyat ları dayattığını yani dayattığı fiyatları firmaların kabul etmeye zorlandığını savunuyorlar ve Amerikan devleti hükümeti yani mesela Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı'nda ilaç fiyatlarını belirlemede aşırı yetki sahibi olduğunu savunuyorlar. Hatta Bakanlığa Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı aleyhine bazı şirketler dava açtı. Işte önümüzdeki süreçte bir hukuki süreç de olacak. Amerika'nın en büyük iş çevresi lobi grubu Amerikan Ticaret Odası da ilaç fiyatlarının tavan uygulamasına karşı karar talebiyle yine Ohio'daki bir federal mahkemeye başvuru yapmış. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir hukuki mücadele de olacak ama bu ilaç fiyatları senin de dediğin gibi Amerika'daki ilaç fiyatlarının bu diğer bütün hani gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda arada çok büyük bir uçurum var. Bunun en büyük kurbanı da halk oluyor, vatandaşlar oluyor, özellikle yaşlılar oluyor. Bugün baktığımızda fiyatlara mesela bir demin saydık işte Zarelto kan sulandırıcı ilaç sigortalı olmanıza rağmen cep çıkan e, miktar aylık e, miktar 1000 dolar e, civarında olduğu söyleniyor. Mesela e, Medicare'de kayıtlı yaşlılar için kanser ilacı Imbruvica'nın yıllık masrafı 5247 dolar. Yani bunlar e, tabi çok ciddi rakamlar. Mesela e, Demokrat Senatör bundan önceki iki başkanlık seçiminde aday adaydı Demokratların e, Sanders bir e, tweet paylaştı. E, daha doğrusu X platformundan bir e, mesaj paylaştı. E, Januvia mesela bu şeker hastalığı ilacı e, Amerika'da 547 dolar e, karşılaştırma yapmış. Mesela Fransa'da 16 dolar aynı ilaç e, aradaki uçuruma dikkat çekiyor. Mesela e, kan pıhtısı ilacı e, Bristol Myers'ın e, Amerika'da 561 dolar Almanya'da 63 dolar yani bu yasayla uçurum işte, yani evet, diğer çok büyük e, birleşmiş ekonomilerle evet, biz bir takım taban fiyat uygulaması getiriyor. Mesela insülüne 35 dolar bir e, taban fiyatı e, konuyor. E Tabii baktığınızda bugün Amerikalı tüketiciler reçeteli ilaçlara bugün bütün gelişmiş ülkelerden çok daha fazla para ödüyor ve bunun yansıması da günlük hayatta e, sen ben hepimiz Amerika'da yaşayan herkes görebiliyoruz. Bugün bir gittiğinizde çıkar hizmet sektöründe ne bileyim atıyorum Walmart'ta falan mesela e, veya benzer yerlerde çok yaşlı insanların e, çalıştığını görüyorsunuz Çalışmak mesela. Zorundalar, emekli Çalışmak olamıyorlar. zorundalar. Bunların bir nedeni emekli olamama bir de işte şey bu ilaç firma ilaç fiyatlarını karşılayamama. E, bir takım vahim hikayeler de duyuyoruz. İşte mesela e, doz atlamak zorunda kalıyor. İşte mesela her istediği ilacı alamıyor. Mesela farklı hastalıkları arasında bir Hastalığı seçip onun ilaçlarını Öncelik alabiliyor. Vermek Öncelik kalıyor. vermek zorunda kalıyor. Ee, bir takım reçeteli ilaçları alamıyor. Ee, bir, bir kısmını seçiyor. Dediğimiz gibi doz atlamak, o doz atlamayı tercih edebiliyor. Ve Tam sonunda, doz uygulamıyor da yarım doz uyguluyor falan mesela bu tür Ve bu şeye şey kadar olabilir. varabiliyor Mehmet. Evet. Çoğu zaman örneklerini hep görüyoruz Amerika medyasında. Kişisel iflasını açıklamak zorunda kalıyor. Yani Tabii. ödeyemez hale geliyor. Hatta hayatını kaybeden eşlerden, onların hayatta kalan eşlerinden bir para isteniyor. Hastaneler evet. tarafından ya da ilaç firmalarından. Evet bu, işte bu çok acımasız bir sistem. Yani demokratların da dediği zaten sokakta gördüğünüz bu işte evsiz insanların bir kısmı da aslında sağlık kurbanı e, o, bir kesin var onların arasında ciddi bir oranda. Onlar yani sağlık masraflarını ödeyip... Biden ve demokratların isteği bu ama karşılarında büyük ihtimalle e, yani ücretsiz bir sağlık sistemine sonuna kadar karşı çıkan Cumhuriyet uh -huh. engeli söz konusudur mutlaka e, evet önünde uzunca bir süreç var diyebilir miyiz son olarak Mehmet? Evet evet. Şimdi tabi dediğimiz gibi bir takım hukuki süreçler olabilir. E, açılan e, davalar var. Dolayısıyla hani Cumhuriyetçiler, e, özellikle Kongre'deki Cumhuriyetçiler, e, şu, ki şu anda Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluklar e, bu süreci geciktirmek için, engellemek için ya da hani geciktirmek için e, ellerinden geleni e, yapacaklardır. E, bakalım şimdi önümüzde önemli tarihler var. E, hmm. Mesela şimdi ilaç listesinin açıklanmasıyla birlikte ilaç firmalarının 1 Ekim'e kadar müzakerelere katılmak için bir anlaşma imzalamaları gerekiyor ve iki Ekim'e kadar da ilaçlara ilişkin verileri ibraz etmeleri gerekiyor ve yeni müzakere sürecine katılmayı reddeden ilaç firmalarına ise yüksek vergi uygulaması getirecek bir takım yani ah yaptırımlar öngörülüyor. Yani bakalım önümüzdeki süreçte iki taraf arasında bir herhalde bir karşılıklı bir karşı karşı karşıya gelme durumu olacak. Ee, ama Amerika için e, sağlık sistemini düşündüğünüzde gidiyorsunuz bir kan tahlili bile basit bir kan tahlili bile bin dolar bir fatura çıkabiliyor karşınıza. Sigortanız yoksa. Yoksa sigortanız. Sigorta ücretleri çok yüksek. Sigorta ücretleri de çok yüksek. Onları çok yüksek. Oluruz, evet, Mehmet Taral çok teşekkürler <laughs> evet, evet. değerli bilgiler paylaştın.